Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Ebedi kurtuluşa erişmenin yolu Allah'ı çok zikretmektir. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Onun için müminler Allah'ı çok zikretmelidir. Sabah akşam yüceliğine yakışmayan sıfatların Allah'ta bulunmayacağını söyleyip Subhanallah diye onu tesbih etmelidir. Allahu Teala kendisini çok anan erkek ve kadınlara bir bağışlanma ve pek büyük bir ödül hazırlamıştır. Allahu Teala kulunun boyun büküp yalvara yalvara derin bir ürpertiyle ve sesini yükseltmeden sabah akşam kendini anmasını ve gafillerden olmamasını ister. Her zaman ve her durumda ayakta otururken, yan yatarken bile kulunun kendisini anmasını diler. Siz beni anın, ben de sizi anayım buyurur. Şimdi bu konuda bir de Peygamber Efendimiz'e kulak verelim. Bir kul Allah'ı yalnız başına anarsa, Allah da onu yalnız başına anar. Kul Rabbini bir toplulukla beraber anarsa, o da kulunu daha hayırlı bir topluluk içinde anar. Ve Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum beni andığı, dudakları benim adımı söyleyerek kıpırdadığı zaman ben kulumla beraber olurum. Efendimizin sohbeti devam ediyor. Allah'ı çok anan erkeklerle kadınlar öne geçerler. Onların dillerindeki zikir, sırtlarındaki günah yükünü indirir. Böylece kıyamet gününde Allah'ın huzuruna hafiflemiş olarak gelirler. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği şey, kulunun Allah'ı anarak ölmesidir. Bir gün bir bedevi Resul-ü Ekrem'in huzuruna geldi. Ey Allah'ın elçisi dedi. İslamiyet'in emirleri pek çoğaldı. Bana hiç ihmal etmeden yapacağım az öz bir şey öğret. Peygamber Efendimiz ona dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Müslümanlar Allah'ı anıp zikretmek için bir araya gelirse bir yandan melekler onların etrafını sarar. Öte yandan Allah'ın rahmeti onları dört bir yandan kuşatıverir. Gönüllerine derin bir huzur dolar. Ve Allahu Teala büyük meleklerine onları metheder. Tenhada Allah'ı anıp gözleri yaşla dolan kişiyi hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahu Teala kendi gölgesinde barındırır. Resul-i Ekrem Efendimiz'i dinlemeye devam ediyoruz. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. Söylenişi kolay olan, mizanda pek ağır gelen ve Rahman olan Allah'ı çok hoşnut eden iki cümle vardır. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi diyene cennette bir hurma ağacı dikilir. Subhanallahi ve bihamdihi zikrini sabah akşam yüzer defa söyleyen kimse kıyamet gününde Allah'ın huzuruna en değerli zikir söylemiş biri olarak çıkar. Subhanallahi ve bihamdihi zikri Allahu Teala'nın melekleri ve kulları için seçip uygun gördüğü bir zikirdir. Günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi diyen kimsenin deniz köpüğü kadar günahı da olsa hepsi bağışlanır. Allahu Teala sözlerin arasında 4 değerli cümleyi seçmiştir. Bunlar Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber sözleridir. Bir kimse Subhanallah dediğinde ona 20 sevap yazılır, 20 günahı affedilir.
Allahu Ekber dediğinde yine böyle olur. La ilahe illallah dediğinde yine aynı şekilde hem sevap kazanır hem günahı bağışlanır. İçinden gelerek Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde ise ona 30 sevap yazılır, 30 günahı affedilir. Bu zikirlerin belli bir sırası yoktur. Önce hangisi söylense fark etmez. Şunu da bilmelidir. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallah ve Elhamdülillah zikirleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Peygamber Efendimiz'i dinlemeye devam ediyoruz. İnsanlar, Allah'ı zikrediniz. Önce yeri yerinden oynatan birinci sur üflenecek, arkasından ikincisi gelecek. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Evet, ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Rabbinizin yanında amellerinizin en hayırlısı, en verimlisi, derecelerinizi en fazla yükseltecek olanı, Allah rızası için altın, gümüş dağıtmaktan daha sevabı, düşmanınızla çarpışıp onları öldürmekten veya bu yolda öldürülmekten daha faziletlisi nedir biliyor musunuz? Allah'ı zikretmektir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçelerine uğradığınız zaman orada bol bol istifade ediniz buyurmuştu. Sordular, cennet bahçeleri nedir ey Allah'ın elçisi? Şöyle cevap verdi. Cennet bahçeleri Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber diye Allah'ın zikredildiği zikir halkalarıdır. Estağfirullah diyerek Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve ona tövbe ediniz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Vallahi ben günde 70 defadan fazla estağfirullah diyerek tövbe ederim. Amel defterine bakınca mutlu olmak isteyen çok istiğfar etsin. Amel defterinde çok sayıda istiğfar bulacak kimseye müjdeler olsun. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da istiğfar ederek benden af dilesen, günahlarının çokluğuna bakmadan hepsini affederim. Efendimiz şöyle buyurdu. Size cennet hazinelerinden bir hazineyi bildireyim mi? Bu hazine la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Bu sözün anlamı şudur. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Miraç gecesi Hazreti İbrahim bana ümmetine söyle çokça cennet fidanı diksinler. Çünkü cennetin toprağı temiz, arazisi geniştir dedi. Ben de cennet fidanı nedir diye sordum. Şu cevabı verdi. La havle ve la kuvvete illa billah demektir. İnsanlar bir yerde oturur da orada Allah'ı anmadan, peygamberine salatu selam getirmeden kalkıp giderlerse bu meclis onlar için ah neden Allah'ı anmadan oturduk, keşke onu ansaydık diye bir pişmanlık sebebi olur. Bir yerde otururken Allah'ı anmadan kalkıp gidenler tıpkı bir merkep leşinin yanından kalkmış gibi olurlar. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar. Bir adam bir yolda yürür de Allah'ı anmazsa bu onun için bir pişmanlık sebebi olur. Bir adam yatağına girer de Allah'ı anmazsa bu onun için bir pişmanlık sebebi olur. Bir mecliste oturup bir sürü faydasız ve manasız sözlerle vakit öldüren kimse
oradan kalkmadan önce Subhaneke, Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke derse o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır. Bu zikrin anlamı şudur: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim.